Evet sevgili izleyenler, bu hafta da size Tokat'ın Niksar ilçesi Kelkit Ovası'ndan sesleniyoruz. Sevgili izleyenler, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Gürçeşme beldesindeyiz. Burada da her çeşit afatlara karşı kurbanlar kesildi, dualar edildi, toplu yemekler yenildi. Peygamber Efendimizin işte kutlu doğumu, işte geçmişlerimizin işte reşin ruhu için, işte kaza, bela hepsini topladık. İşte biz Gürçeşme kasabası, diğer köy, beldeler, Niksar ilçemiz hepsini davet ettik. Resmi davetlerimizi yaptık. Şu an güzel gidiyor. Katılım nasıl? Katılım iyi şu an. Yaklaşık 3000 kişi oldu. İyi gidiyor. İşte yaklaşık 5000 kişi bir davetimiz var. Evet. Evet efendim, sizi tanıyalım. Ben Tokat ili Niksar ilçesi Merkez Keşfi Camii İmam Hatibi Ekrem Bal. Baharın yüzünü göstermesiyle birlikte bu program daha da güzelleşmiş oldu. Bereketin çoğalması adına bizi bir araya getiren kardeşimize teşekkür ediyoruz. Sizler de buraya kadar geldiniz. Bu güzellikleri sergileme adına
çabalarınız var, gayretleriniz var. Size de programlarınızda başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Hepimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Biz teşekkür ederiz. Ya bu şapka sen hiç koca mı? Bir sayayım hele dur ya. Eyvah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 köşe ya. Bahrem mi dikebilir mi o şapkadan? Ya nereden dikiyor bunu de? Sağ olsun. Evet. Ya bu tabi neydi o? Bir bölgenin değil de her bölgede 8 köşe kullanılıyor bu yani bu. Ankara'nın söylüyordu ya lağım. 8 köşeli bırak. Ah babam sağ olsaydı. Ah babam sağ olsaydı. Musket olurdu. 8 köşe basketiyle mi diye bir şey değil. Hakikaten 9 köşe. 9. Evet efendim, sizi tanıyalım. Ben Niktar Gülseçme kasabasından Ercan Önder. Evet efendim, hayırlı uğurlu olsun. Artık havalar ısındı. Evet. Çiftçi olarak, üretici olarak tarlaya indiniz. Evet. İlk etapta neler yapıyorsunuz onu anlat. İlk etapta patatesleri çapaladık, pancarları çapaladık. İşte bundan sonra patatesin sulamaları başlayacak. Sonra pancar sulamalarımız. Hayvancılığına uğraşıyor. Ve Tarım Bakanımızdan şunu istiyor. Önce %8 KDV vardı bu yemde. Bu uygulanmayı. Ve hayvancılık geç gelin burada geri düşüyor. 25 kamyon bu kasabamızda mal çıkarken şimdi düştü 3 kamyona bilemedin 4 kamyona. Yani bu hayvancılık git gelin geriledi burada. Yani yemdeki KDV düşmedi. Şu anda düşse zaten bize şu anda 54 bin liradan yem veriyorlar. Dışarıdan gelmeyle bunun ne ucunu tutabilir ne soğunu tutabilir. Siz üretmiyor musunuz? Biz üretsek de biz bunu fenli yem denen yemi yedimeyince biz bu hayvanı yetiştiremiyoruz. Arpa gibi, buğday gibi ham madde yemlerimizi yediriyor ama bununla da olmuyor hele. Bir sene uyguladı. Geçen sene çok güzeldi. Bunu uyguladı ama bundan sonra kaldırdı mı? Nasıl oldu biz onu bilemiyoruz. Şu anda 54 bin liradan yem yediriyor. Ve et 26 bin lira karşılamıyor. Bu dıştan hayvan getirse de bunun ucunu tutamaz. Önce üreticiye sahip çıkacak ki buradan bunun sorunu gözetsin. Yani kendimiz üretmeliyiz. Kendimiz üretmeliyiz. Evet. Evet, evet. Aynen öyle abi. Peki suda durumunuz nedir? Suda sıkıntımız yok. Suda Niktar Ovası çok güzel suyu var. Suda en ufak bir sıkıntımız yok. Yukarıdan pompalarımız var. Yine bu arazimizin belli kesim yerleri onunla değerlendiriyoruz. Aşağı kesimlerde Kerkit Sulama, Oval kısmını da Kerkit Sulama Birliği'nden geliyor ve başkanımızdan Allah razı olsun. Başkanımız çok iyi bir hizmetler yaptı. 5 senedir, 6 sene oldu, değer oldu. Çok güzel suyumuz, sıkıntı yok yani. Su kullanan üreticilerimize şunu demek isteyeyim. Suyumuzda böyle huzuru yere harcamayak diyorum. Her evet. Zaman daha gelecek nesillerimize, gerideki gelecek nesillerimize suyumuzu bırakak. Dünyada su savaşları başlayacak ve böyle duyuyoruz yani televizyondan da. Evet. Evet. Genellikle karınca kaderince neyse onu kullanırsak daha iyi olur diyorum ben. Toplayacaksın ondan sonra söyleyeceksin. Abi ustabaşı fızlıyor mecburen. Bunun dediği gibi yapmaya çalışacağım ama arkadaş. Evet, ya tabii biz de işi ehline bırakalım. Buyur hocam sen yine. Biz ehline teslim edelim tabii. Sevgili izleyenler. Bakalım o nasıl yapıyor. Evet. Evet sevgili izleyenler. Tabii biz arkadaşı baş başa bırakıyoruz işiyle. Biz yine Kelkit'te gezmeye devam ediyoruz. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler.
Kemal Demirel. Kerkez Sulama Birliği'nin birlik müdürüyüm. Ziraat mühendisiyim aynı zamanda. Birliğimiz 1995 yılından beri ovamıza, Niksar Ovası'na su hizmeti vermektedir. Su hizmetimiz açık sulama kanallarıyla sağlanmaktadır. Cazibe. Cazibe sulama sistemiyle. Peki efendim, ovada ürün çeşitliliğinden söz edersek başlıcaları hangisi? Başlıca ürünlerimiz şeker pancarı, patates, mısır, buğday. İkinci mahsul yine mısır olarak en çok ekilen güzlük ürünler. Mısır, evet, güzlük mısır. Hayvancılık var mı burada müdürüm? Hayvancılık var. Hani 24 bin dönüm civarında bir sulama arazimiz var. Geçen yılla bu yıl arasında fark olacak mı sulamadan? Birazcık fark ediyor. Biraz daha yaklaşık 300-400 dönüm daha arttı. Ekleme yaptık. Kanal eklemesi yaptık. DSE'nin onayıyla. Kaç kişilik bir ekiple bu kadar ovaya hizmet veriyorsun? Biraz kısa ve öz. Şu anda 3 tane sucumuz var. Köylünün tabiriyle çeken sulamacımız var. Personel olarak da 4 kişiyiz. Birlik müdürü, muhasebesi, evet. Yönetimde 8 kişi ve 30 tane meclis üyemiz var. Bu şekilde devam ediyoruz. Çok güzel bir ovamız var. Kanallarımız temizlik, bakım, onarımlarımızı yaptık. İşte Allah izlerse 1-2 güne suyumuzu vereceğiz. Yalnız vatandaşımız çok bilinçsiz. Kimyasal atıklar, işte ilaç atıkları, bunun benzeri kanallarımızı çok kirletiyorlar. Her yıl dünya kadar masraf ediyoruz. Gerçi paralarımızı geri çiftçiden alıyoruz, çiftçiye harcıyoruz biliyorsunuz. Yani kanallarımızı çok kirletiyorlar. Bu da işte biliyorsunuz arazimize, tarıma her türlü zararı var. Bu kimyasal atıklar var, çevreye, doğaya, görüntü olarak her türlü zararı var. İşte büyük 2 tane beldemizden geçiyor, 4 tane köyümüzden geçiyor kanallarımız. Önemli olan işte beldelerimizden geçen, işte Yorgun'a kasabamızdan geçen kanalımız çok itina gösteriyoruz ama çok kirleniyor. Vatandaşlarımız çok çöp atıyorlar. Defalarca uyarı iki az yapıyoruz, bilgilendiriyoruz ama bir türlü başa geçemedik bu konuda yani. Biz başkanımla birlikte bir araziye çıkalım. Ural Bey, kanallarımız bu diken vardı, böğürtlen dikenleri. Ha, kenarlarda. Kenarlarındaydı. Yaklaşık 3 yıldır anca bitirebildi. İlaçla, kesle. Buralar hep ağaçlar vardı. Komplesini kestik. Evet. Çünkü bizim yaklaşık 5 metre bir istimlak alanımız var. Evet, sağda solda değil mi? Sağda solda. Yani biz komple ağaçlarımızı kestik. Kanallarımızı, yani kanal kenarlarımızdaki bu şey sistemlerini, yollarımızı, evet, taşıma servis sistemiyle, yollarını, servis, evet, yollarını taşımaya kilitlemeye zorluyoruz. Evet. Taşıma yapıyoruz. Yani başkanım, buradan o zaman söyleyebilirsiniz. Yani çünkü herkesin tarlasından, bahçesinden geçen kanal ve kanatların kenarlarına ağaçlar dikiyorlar. O ağaçlar büyüdükçe bu betonları patlatıyor, evet, zarar veriyor. Evet. Murat Bey, çok güzel bir konuya temas ettin. Ben yaklaşık 4-5 tane mahkeme geçirdim. Yani sıradan kesiyoruz. Adam işte ağacımı kesti diye mahkemeye veriyor. Ama işte gelen keşif sonucunda yer bize ait olduğu için beraat, evet, ediyoruz. Evet. Ama kanal kırıldığı zaman çiftçiden gelen paralarla ben yine kanal yapıyorum. Yazık. Yani bunu da buradan başkanımız kendi yani ağzıyla ama söyledi. Yani benim çiftçiden istediğim kanalın kenarlarına ağaç, işte kavak da ağacı filan dikmesinler. Evet. Bu da çok önemli. Çöp atmasınlar kanallarımıza. Çöp, evet, atıyorlar. Çok sıkıntı çekiyoruz. Temizlikte. Tıkanma yapıyor. Evet. Yani bunlar tabii sahip çıkılması gerekiyor, evet, sevgili izleyenler. Evet. Çünkü burada harcanan her kuruş sizin cebinizden çıkıyor. Evet.
Evet, son değerlendirmeyi Kerkit Sulama Birliği Başkanı Murat Avcı. Evet başkanım, dünden bugüne sulama birliğinde neler oldu, neler yapıldı, biraz bundan söz edelim. Ural Bey, biz 2012 yılında göreve geldik, 2012'nin sonunda. Geldiğimizde işte birlik binamız yok, borcumuz çok, her tarafa borçluyuz. Yaklaşık 600 bin kadar bir borcumuz vardı. Bunun akabinde göreve gelir gelmez yaklaşık 150 kilometre kanallarımızı komple elden geçirdik. Açılmayan tünelleri, kanaletleri, komple kanal şeylerimizi komple hepsini elden geçirdik. Kapak sistemlerini, kilit sistemlerine geçtik. Komple yani evet. Su teknikerimizden alıyorlar şu an sularımızı. Kepçemizi aldık, aracımızı aldık, traktörlerimizi aldık, motosikletlerimizi aldık. Yani güzel bir yol kat ettik. Şu an ikinci dönemindeyiz. Yaklaşık 6 ay oldu. İkinci döneme geldik. Yeni birlik binamıza geçtik. Yani artık yani sula yaklaşık 15 bin dönüm sularken bugün 22 bin, 23 bin dönüm sulayan hale geldik. Kanallarımız 1969 yılındaki açık sistem kanallarımız. Şu an meclisimizden kapalı sistem, basınçlı sulama sistemi projesini geçirdik. İnşallah Tokat Ovası, Kazova işte o arada başlayacak bu ikinci bölge bizimki. İnşallah işte basınçlı sistemde görüyorsun yüksekten alt tarafa doğru. Bunu denettik. Evet, avantajımız var. Evet. Biz de bunu denedik. Örnek vereyim, şu araziye buradan verdiğim zaman boru sistemiyle kendiliğinden enerji gidermeden yaklaşık 20 taban olmayacak. İnşallah buna geçeceğiz. Başkanım, sizce üretici birliğine sahip çıkıyor mu? Şu an çiftçimiz birliğine sahip çıkıyor. Çünkü hizmeti görüyor. Ödediği paranın boşa gitmediğini görüyor. Şu an yaklaşık 2,5 kilometrelik açık kanal yapıyoruz. Biraz önce gördünüz. Gittik. Yani boruları yapıyoruz, işte buz döşüyoruz, tersiyel kanallar yapıyoruz, büyük kanallar yapıyoruz. Yani çiftçi şu an birliğine sahip çıkıyor. Evet. Göletlerimizin doluluk oranları geçen yıla göre biraz az. Suyumuzu kısıtlı kullanmamız lazım. Su israfı önlememiz lazım. Ben su teknikerlerine her sabah derim. Suyu verdiniz, çiftçi suyu bitirdiği zaman öbürüne telefonlaşım veya aynı anda suları kapatalım. Sularımızı israf etmeyelim. Biz beyannamede mesela bu yıl birlikte aldık. Biz beyannamemizi alıyoruz. Bunu DSE'ye bildiriyoruz. DSE'den biz ona göre su alıyoruz. Evet. Su talep ediyoruz. Evet. Bu yıl da başarılı oldu beyanname sistemi. Yani su zengini bir ülke değiliz. Sularımıza dikkat edelim. Göletlerimiz azalıyor. Bir yandan da elektrik üretmemiz lazım. Bir yandan sanayiye veriyoruz. Bir yandan çiftçilerimiz kazanıyoruz. Yani devletimiz, hükümetimiz de zaten önce çiftçinin yanında bu yönde. Yani suyumuzu kısmıyorlar. Çiftçilerimiz itinayı gösterirse daha çok seveceğiz. İnşallah iyi olacak diye düşünüyorum. Yani şunu yenileyelim mi başkanım? Çok su çok ürün değildir diye. Evet. Yani suyu zamanında vereceğiz. Çok su çok su çok ürün değil demektir yani. Çiftçilere işte 2010 yılımızı bakım onarımlarımız hepsi hazır oğamıza. İşte bugün yarın sularımızı koyuvereceğiz. Bereketli, bol kazançlı. İnşallah güzel bir yıl bekliyorum. İnşallah hayırlısı olur. Evet sevgili izleyenler, bu güzel dileklere biz de katılıyoruz. Rabbim üreticimizin kazandığı o parayı hayırlı yerlerde harcamayı nasip eyler diyoruz. Başka bir konu, başka bir konukla programımız tüm hızıyla devam ediyor Tarım Türk Televizyonu'nda. Bir Samsun'a götürelim. Ziraat mühendislerine girişimci iş adamları bakın ne öğütler verdi. Onu ekrana taşıyoruz. İşin başında olmazsa
Yarın sana da kalmaz, bana da kalmaz. İşini takip edeceksin. Bizim çok konfeksiyon sektöründe dostlarımız var. Sabaha kadar gezerler, öğlene kadar yatarlar, öğlen de şirketine gelir. Kızım şu dolaptan benim kahvaltımı getir. Şimdi bir de öğlene kadar kahvaltı yeriz. Vatandaş kabak kahvaltısı yapmamışlar, işine gelmiş. Öğlende ne yiyeceği belli değil. Sen onların gözünün önünde bir sürü kahvaltı yapacaksın. Bu da sağ gelecek. Patron çok çalıştım, aha sana da para diyecek. Çok zor. Yani bunları anlatmamızdaki sebep, bakın çalışmak en güzel varlık. Biz de tabii yabancı dil yok. One, two, three, four, four bitti. 6'ya kadar. Ondan sonra bilgisayarlar yaptık. İşte ekmek istemesini falan biliyorduk. Bu arada biraz yorulduk, seyahatleri de bıraktık. Burada İngilizceyi de unuttuk bildiğimizi. İngilizce, yabancı dil çok önemli. Yabancı dil, bir insan olduğunu ben kabul etmiyorum. Samimiyetle söylüyorum. Bir insan. Sultanahmet'te görüyoruz, toplamış adam, almış hafayı eline, toplamış millete anlatıyor. Hani bir insan olsaydı bir kişiye anlatır. Adam gerektiğinde bir kişiye, gerektiğinde bir kişiye anlatıyor. Burada, yani şu mesleğinizi yaptığınız zaman, şu mesleğinizden, sizden, babalarınızın, ailenizin durumu iyiyse, bir 6 aylığına, bir seneliğine hiç işe başlamadan bir İngilizce'ye gidin. İngilizceyi güzel öğrenirsen bir yere gidin, İngilizceyi öğrenin. Bu çok önemli. Bakın, siz okuduğunuz işin tekniğini biliyorsunuz. Ben sizden tavsiye, bir de böyle köylere gittiğiniz zaman köyün şöyle bir yaşlısına bir bakın. Ondan biraz sohbet edin. Bu tarımı bu nasıl yapmış, bu tarımda nasıl olması gerekirmiş, nasıl olması gerekli olduğunu biz işi biliyoruz. İşte ne bileyim ben, güneş açınca buğdayı atarız. Ne bileyim yaz gelince biçeriz. Böyle olmaz. Yerin bir tavı vardır, yerin bir sürme şekli vardır. Şimdi son zamanlarda mesela ben de 83'lerde gittiğimde traktörümüz vardı. Tarlaya gittiğimde ilk önce buğday traktörün izinden çıkardı. Traktörün izinden, traktörü ekerken iz yapmış, ilk defa buğday oradan çıkardı. Neden? Orayı traktör sıkıştırmış, ezmiş, alttaki rütübet şey yapmamış, yani kaçmamış, buğdayı orada büyümesine, çillenmesine dediğimiz tabirle hareketlendirmiş. Satır nenemeniz, büyükleriniz, ebeveynleriniz varsa bunları da irtelemeyin. Bundan sonralarını yaşıyor. Yarın siz de çocuklarınızla aynı öyle olacaksınız. Yani onun için burada bir aile kültürü, zirai kültür. Şeyi alalım hocam. Mikrofonu kapatalım. Ziraat Fakültesi olarak altık politikamız dört duvar arasında eğitimden ziyade çiftçiyle, halkla bütünleşen, vatandaşın arasına çıkan, vatandaşla onun problemlerini yerine çözen bir anlayışla göreve geldik. Bundan sonra öyle devam edeceğiz inşallah. Bizim son sınıf öğrencilerimize de bir girişimcilik dersimiz var. Bu dönemin başından itibaren Sayın Valimiz başta olmak üzere belediye başkanımız, Samsun ileri gelenleri, Samsun'un yetiştirdiği iş adamlarımızı, öğrencilerimizle, özellikle mezun olacak öğrencilerimizle bir araya getirerek onların tecrübelerini, birikimlerini, gelecekte onları bekleyen hayatın gerçeklerini onlara anlattırmaya çalışıyoruz. Bugün de nitekim hakikaten Samsun'umuzun, Bafra'nın medarı iftarı olan Kaya Aşçı Bey'i burada misafir etmekten onur duyduk. Öğrencilerimiz de bir araya geldi. Doğal olarak hayatını, hayatta yaşadıklarını, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Şimdi ben de aynı onların düşündüğü gibi çiftçi Mehmet amcadan öğrenmeleri için köylere gittiği zaman tarımla ilgilenen bir yaşlı amcanın sohbetini alın, yaşlı amcayı dinleyin. O nasıl yapıyormuş, nasıl düşünüyormuş? Oradan da kendinize bir pay biçin gibi sözlerimle konuşmaya devam ettim. Ve bu arada tarımla ilgili bazı başımızdan geçen anekdotları anlattık. Neden birileri Mayıs ayında mısırı ekiyor, biri de gidiyor Haziran'ın 15'inden sonra ekiyor. Onları da ayrı ayrı anlattık. Herkes işini yapacak düşüncesiyle bugün 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde hakikaten çok güzel sohbetler ettik. Gençlerimize
Çok güzel anekdotlar anlattık. Sade toprakla babadan aldığımız terbiyeyi götürdük. Sermaye olaraktan. O terbiyeyle çalıştık. O terbiyeyle koşturduk. Daha hala da o terbiyeyle 63 yaşımıza geldik. Dünyanın 40 türlü hali vardır. Biz yine çalışmayı bırakmayalım. Rektörümle ve dekanlarımızla beraber 19 Mayıs Üniversitesi'nde ailemizin adına bir ağaç diktik. İnşallah gelecekte çocuklarımız, torunlarımız bunları ziyaret edecektir. Burada bir de kendi şahsi adımı diktik. Bu da ayrıca bu biraz aile işi olduğu için biraz hisseli oldu. Teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. İnşallah bundan sonra da gelip buraları ziyaret edeceğiz diye düşünüyoruz. Kaya Aşçı Bey sağ olsunlar bize bir fakülte binası yaparak hediye ettiler üniversitemize. Çok ciddi katkıları var, ilgilerini de sürdürüyorlar. Şu anda diktiğimiz ağaçlarla da bunu manevi olarak üniversitemizde bir kök salmasının örneklerini yaşamış olduk. İki tane çok güzel ağaç inşallah büyüyecek, gölgeler oluşturacak. Altında cıvıl cıvıl insanlarımız gölgelenecek, kuşlar üzerinde yaşayacak. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İlgilerinin devamını da diliyoruz inşallah. Hep birlikte olacağız bundan sonra üniversitemizin daha ileriye gitmesi için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kısa bir ara diyoruz. Aradan sonra birlikte olacağız.